Merhaba arkadaşlar. Merhaba herkese. Herkese kocaman öpücükler gönderiyorum. Evet, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Bugün 9.30'da toplanalım istedim. Çünkü 10 gibi falan böyle bir bağlantıya geçeceğiz. Hani bunu her zaman katılım oluyor ya Instagram canlı yayınlarda. Ben de istedim ki hani biz bir katılırsınız, biz böyle gözlerimiz kapalı ne oluyor orada falan olmasın diye. Hani 9.30'da toplanalım. Böyle birazcık konuşalım. Sorular varsa konuşalım. Merhaba tatlım hepinize. Soruların cevaplarını alalım. Ve ondan sonra da bağlantıya geçelim istedik. O yüzden de size hepinizi 9.30'da burada olmanızı istedim. Teşekkür ederim. Katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü biriniz bir bağlantıya geçsek herkesdeki tetiklenecektir. Ve bu ne yaratacak çok merak ediyorum tabii ki. Evet hepinizi tanıyorum. Harikasınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şimdi bu korona, COVID ortaya çıktığında ilk aklıma gelen hadi hep beraber bir bağlantıya geçelim demiştim. Geçen gün sağ olsun Türkan arkadaşımız dedi ki hadi Canan'ın bir bağlantı hani yapmıyor muyuz? Aa evet dedim falan. Hatta biraz önce beraberdik ve dedi ki çok zamanda yapıyoruz galiba bu ikinci bağlantıyı dedi. Çünkü hani birazcık artış var galiba sağda solda dedi. Evet bakalım bu ne yaratacak? Tabii ki biz her şeye rağmen her şeye izin vermeyi bilmeliyiz arkadaşlar. Bizim bildiğimiz şey budur. İyi akşamlar tatlım. İyi akşamlar Zeynep'ciğim. İzin vermek her şey arkadaşlar. İzin vermek her şey. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ocak ayında COP sınıfındaydık Access'te. Ve Brandon Watt Türkiye'deydi. Ve kendisi Avustralyalı. Ve arkadaşlar dediler ki Brandon ya biz çok üzüldük bu Avustralya'daki yangına çünkü neredeyse bütün kıta yandı biliyorsunuz. Brandon da dedi ki arkadaşlar ya bu dünyaya bir katkıysa, bu yangın bir katkıysa yani belki ağaçlar biz bilmiyoruz, doğa, hayvanlar bunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar ve buna izin veriyorlar, katkı olmaya izin veriyorlar. Ve biz hemen bunu söndürmek istiyoruz, enerji yolluyoruz falan böyle çok iyi niyetle, çok harikayız. Ama gerçeği görmemiz lazım arkadaşlar. Belki de o orman yangını dünyaya bir katkıydı. Her şeyin bir hediyesi var. Bunun farkında olalım. Bu COVID'in de bize çok büyük hediyeleri var biliyorsunuz. Hepiniz bunun farkındasınız. Ve biz bunu yok edelim, bununla mücadele edelim, hadi arkadaşlar kaynakla bağlanalım şeklinde değil de biz buradaki hediyeye hem farkında olalım hem de nasıl katkıda olabiliriz bağlantıya geçin. Ama bu bağlantı tamamıyla izin veriş halinde olacak. Önemli olan bu. Bir şeyi değiştirmemiz için herhangi bir şeyi değiştiriyor olacaksak eğer, ki biz her şeyi değiştirebilecek kapasitemiz var, eğer değiştireceksek izin vermeyi bilmeliyiz. İşte bağlantının da ön koşulu izin vermek. Onu biz şaka sınıfında başlıyoruz izin vermeye. Evet, izin vermek her şey arkadaşlar. Çünkü biz reddettiğimizde ya da uyum sağladığımızda, kabullendiğimizde biliyorsunuz... Teşekkürler tatlım, çok mersi. İzin verdiğimizde her şey değişiyor. Yani uyum sağladığımızda ya da reddettiğimizde biz o sınırlı bakış açısına geçiyoruz. İşte kaynakla bağlantıda da öyle arkadaşlar. Yani üzücü olaylarda insanlık nereye yöneleceğini bilmeli. Ve o üzücü olaylarda yalnız hisseder kendini. Evet, yalnızdır da. Ancak o yalnızlığının gerçekten yönelirse eğer, orada tabii ki arkasında, önünde, sağında, solunda, her yerinde yalnız olmadığını fark edecek. Ancak
üzücü olayların sadece yönelmemiz gereken bir olay olmadığını, sevinç veren olaylarda da yine yönelmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Biz sadece üzücü olaylarda yönelmiyoruz. Eğer gerçekten sevinç veren olaylarda da biz çok sevinçliyiz, çok mutluyuz, işte bir şey olmuştur hayatımızda, o zaman da yönelmemiz çok önemli. Çünkü eğer bunu yaparsak arkadaşlar, o zaman o üzücü olayların değeri, önemi yitirecek. Sizin o varoluşunuzun değeriyle o önem, üzücü olayların önemi bitmiş olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani önemli derken bu çok farkında olmamız gereken bir şey. Evet. Şimdi biz bir dünya üzerinde o bir olay var ve biz onun için yöneleceğiz. Buna daha iyi nasıl olur? Ve ancak bilmeliyiz ki o sevinç veren olaylarda da biz yine yönelelim ki biz artık kendimiz olalım. Çünkü biz sevindiğimizde, çok sevindiğimizde, çok mutlu olduğumuzda, bilin ki onun tersi geldiğinde çok mutsuz olacağız. O yüzden ikisi de aynı enerji. Değişen bir şey yok. O yüzden her ikisine de izin vermeyi bilmeliyiz. İzin veriş bizim kendimiz olduğumuz alandır, enerjidir ve nereye yöneleceğimizi bileceğiz. Tabii bu nereye yöneleceğini bilmek konusu, eğer biri bir şey biliyorsa ve yöneliyorsa ya da herhangi bir şey, o gösterebilir. Gösterebilir. Ve burada yapacağımız şey, gözlerimizi kapattığımızda, katılımcı arkadaşlardan da görüyorum, bağlantıda olanlar var. Yani dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Hepimiz bunu biliyoruzdur mutlaka. Ancak bizim o çalışmalarımızda bunu gerçekten şey yapan, farkına varan ve bilen arkadaşlarımız da şu anda burada. Ve onların da tabii katkılarıyla ve hepinizin katkılarıyla bu mümkün olacak. Tek başına değil, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hep beraber başka neler mümkün diyorum. Ve biz bunu yaptığımızda arkadaşlar, yani biz buraya yöneldiğimizde hep birlikte orada, ben demir attığımda ve biz arkadaşlarımızla demir attığımızda, siz bunun farkında olsanız da olmasanız da o alanda, o enerjide, o yönelme alanında olacaksınız. Ve hepimizin dünyaya katkıları çok büyük olacak tabii ki. Teşekkürler tüm katılımcılara. Hepinize el sallıyorum. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Başka neler mümkün diyorum hep birlikte. Ve eğer bu videoyu sonradan katılan arkadaşlarımız olursa eğer, YouTube'a koyacağım, başında izlesinler. Çünkü burada bir konuşma yapıyoruz ve hepsi çok katkı. Soru varsa lütfen sorun. Birazcık vaktimiz var. Bir 10-15 dakika bir sohbet edelim. Soru varsa lütfen sorun. Bakalım neler mümkün. Ondan sonra da gözlerimizi kapatacağız. Ve bir 15-20 dakika kadar, eğer sıkılmazsınız, ve biz bağlantıya geçeceğiz. Bir bağlantı, hiçbir fikrim yok ne yaratacak. Hiçbir fikrim yok. Hiçbirimizin bir fikri yok. Yani aman şifa olsun, tabii ki şifa olacak ama nasıl ortaya çıkacağını bilemiyoruz arkadaşlar. Bazen kötü şeyler de ortaya çıkabiliyor ve onun içindeki muhteşemliği, onun içindeki muhteşemliği biz algılayalım. Hepsinin bize bir hediyesi var. Koronanın olduğu gibi. Bakın dünya ne kadar büyüdü, nasıl güzel yani bir yere geldi. Üzerindeki bu travmalar değişti. Belli olmuyor bazen. Kötüymüş gibi algılıyoruz ama onda müthiş bir iyilik oluyor. Evet, iyilik, kötülük hepsi aynı enerji arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Evet. Başka neler mümkün? Başka neler konuşabiliriz? Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çünkü
İzin vermekten bahsedebilirim biraz daha fazla. İzin vermeyi teslimiyet olarak karıştırabiliyoruz bazen. O sanki uyum sağlamak gibi geliyor. Hani ona uyumlanıyorsunuz, o bakış açısına uyumlanıyorsunuz gibi, o şeye uyumlanıyorsunuz gibi. İzin vermek bu değil. İzin vermek tamamen mevcut olmaktır. Tamamen mevcut olmaktır. Ve anda olmaktır. Ve o mevcudiyetiniz sizin o üzücü olayları değiştirecek olan tek şeydir. Ya da sevinç içinde olduğunuzda da o mevcudiyet halindeyken her şey değişmeye başlar. Artık önemini yitirecektir o hüzün verici şeyler. Siz mevcut oldukça her an ve bizim seçimimiz hep mevcut olmaktır. Bu mevcudiyet bizi bu realitenin etkisinden alacak. Bu duygularımızdan, düşüncelerimizden ya da bütün bu hayatımız boyunca yarattığımız ve bizim işimize yaramayan her şeyden. Tabii ki onlar bize bir katkıydı. Tabii ki hepsi bizi büyüttü, geliştirdi. Ama buradaki hediyeyi alalım ve işimize yarar şeyleri artık daha fazla seçelim, yapalım. Değil mi? Neden bahsedeyim bir dakika? Kutupluluktan. Tabii ki Çiğdem'ciğim. Kutupluluk şudur arkadaşlar. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin, haklı, haksız, olumlu, olumsuz, uyumlu, aykırı gibi. Yani biz bu realiteye mevcut olmaktan da bahsedeceğim. Biz bu realiteye uyumlandık arkadaşlar. Nasıl mı uyumlandık? Bu yargısal realiteye nasıl mı uyumlandık? İyi insan olarak, kötü olmayarak, haklı olarak, haksız olmaktan nefret ederek ya da kötü olmayı reddederek ya da olumlu olmaya çalışarak, olumsuz olmaktan negatifi alıp kabul etmeyerek. Bu şekilde biz bu realiteye, kutupluluğa giriyoruz Çiğdemciğim. Bu şekilde oluyor. Yani her şey zıttıyla var ve o zıtlık aynı enerji. İkisi de aynı enerji. Fark yok aslında. O yüzden biz bu delilikten başka türlü nasıl çıkacağız? Mevcut olarak. Geçmişe bağlılarımızdan ayrılmak. Evet, bu da mevcudiyetle olacak bir şey. Mevcut olduğunuzda orada hiçbir düşünce yoktur. Ve hiçbir duygu yoktur, hiçbir his yoktur, hiç bakış açısı yoktur, hiçbir yargı yoktur demektir o. Evet, yargısız bir yerde oluruz. Evet, bizim mevcut olmaya gereksinimimiz var arkadaşlar. Evet, geçmiş gerçek değil. Hiçbiri gerçek değil. Kutupluluk gerçek değil. Sonsuz varlık için gerçek değil. O açıdan biz mevcut oldukça artık bu önemini yitirecek. Bu sevinç ya da hani bir şey, mutlu olmak. Hani diyelim ki araba aldık. Mutluyuz. Mutlu olmayacağız mı? Tabii ki olacağız. Onu biz yarattıysak onurlandıracağız kendimizi. Ancak bugün sevgili Francesca güzel bir araba almıştı. Çok mutluydu ve ben de onu çok onurlandırdım. Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki sanki ben almış kadar mutlu oldum o arabayı. Bu da çok büyük bir enerji arkadaşlar. Bir başkasının yaratımından siz de mutlu olursanız eğer. Ve burada mutlu olmayacak mıyız? Tabii ki. Tabii ki. Onu kastetmek istemedim. Ancak hani bu kutuplulukta yaşadığımızda böyle sevinç diyelim ki çok üzücü olayların karşılığında da çok sevinç veren olaylar olur. Mesela buna ne örnek verelim? Diyelim onurlandırıldık. Kıtlık bilincinden, dar boğazdan ve sürekli borçtan yıllardır kurtulamıyoruz. Dürüst yaşıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz ama para akışında her bir tıkanıklık. Evet, neden hocam? Tamam tatlım. Yine geri döneyim konuşmama, neydi? Neydi, unuttum. Ne diyordum?
diyelim ki çok mutsuz olduk bir yerde. O ne örnek vermiştim, güzeldi. Mesela haklı olduk. Bu bize mutluluk getiriyor mu? Hayır. Haksız olmak mutluluk getiriyor mu? Özgürlük getiriyor. Evet, yani biz haklı olduğumuzda sanıyoruz ki mutlu oluyoruz. Ya da işte neyse o bizim için sevinç getiren dünyasal şeyler. Ancak biz mevcut olduğumuzdaki sevinci, işte o başka bir şey. Mevcudiyetteki, evet, araba alma örneğini vermiştim, evet. Ancak o arabayı tabii mevcudiyetle yarattı Francesca, onu biliyorum. İşte bu büyük yaratım, bu geleceği de yaratır. Biz böyle mevcut olduğumuzda çok büyük yaratıcı tarafımız ortaya çıkıyor ve orada herhangi bir seçim yaptığımızda o mutlaka gerçekleşir. Aksi düşünülemez. O açıdan biz bugün mevcut olarak bağlantıya geçiyoruz ve bakalım bu dünya için, gezegen için, hepimiz için neler yaratacak ve bunu seçiyorum arkadaşlar. Hayallerimizin de ötesinde kolaylık, neşe ve ihtişamla katkı olsun ve bunun gerçekleşmesi için sonsuz olasılıklarımız nelerdir? Bu realitenin ötesinde sonsuz olasılıklarımız nelerdir? Bunu seçiyorum. Hepimiz için daha büyük bir gelecek nasıl yaratacak? Şu andaki sizlerin seçimi, benim seçimim, hepimizin seçimi, burada oluşumuz, burada mevcut oluşumuz, bizim geleceğimizi nasıl yaratacak? 10 sene sonramızı nasıl yaratacak? Size bu hafif geliyor mu? 50 sene sonra nasıl yaratacak? 500 sene sonra nasıl yaratacak bizim için? Demeyin ki 500 sene sonra. Ne? Çünkü hepimiz burada olacağız. Daha büyük bir gezegen yaratalım. Hep birlikte. O yüzden mevcut olmak çok değerli bir şey. Bu gezegenle birlikte yaratmaktır. Mevcut olmaktan bahsetmek istemiştim. Bu gezegenle birlikte yaratmaktır, evrenle birlikte yaratmaktır, bedeniniz işin içindedir, bu daha büyük bir yaratımdır ve gerçekten hayallerinizin de ötesinde her şeyi yaratmaktır arkadaşlar. Mevcut olmak, yaşamaktır, sonsuz yaşama uyanmaktır. Bu hayatın doğum ve ölümünden çok ötede sonsuz yaşama uyanmaktır. Hepimizin her an 7/24 mevcut olmasını talep ediyorum. Bu dünya için ne yaratır? Bu gezegen için, hepimiz için, gelecek için ne yaratır? Düşünemiyorum bile. Hayallerimizin de ötesinde bir şey. Çünkü bize mevcut olmak öğretilmedi arkadaşlar. Bize doğru ya da yanlış olmak öğretildi. Orada mevcut değiliz. İyi ya da kötü olmak öğretildi. Ya da reddetmek öğretildi, kabullenmek öğretildi. Burada mevcut değiliz. Bizim bir bakış açımız varsa biz asla mevcut değiliz. Mevcudiyetimizi yok ediyoruz o zaman. Varoluşumuzu yok ediyoruz. O zaman bakış açılarımızla yaratıyoruz. Ve bakış açılarımız ne yaratıyor? Yargıyı. Evet. Ya. O yüzden mevcut olmak yargısız olmaktır. Sonsuz varlığa adım atmaktır. Biz bunu şaka sınıfında algılıyoruz ve yaşıyoruz. Hepinizi şaka sınıfına davet ediyorum. En yakın Temmuz'da, 11 Temmuz'da galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, buna adım atıyoruz biz. Mevcut olmak çok değerli ve çok büyük bir adım. Adım. Yargısız alanda olmaya başlamak. Çünkü mevcut olduğunuzda ne kendinizi ne de bir başkasını asla yargılayamazsınız. Orada hiçbir bakış açısı yoktur. Zihniniz sessizdir, keyiflidir, daha dinamiktir enerji ve dinleme başlar. Artık bla 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 konuşmak değil, sürekli o sussa da ben de konuşsam diye beklemek değil, dinlemek açılır. Ve evreni dinlersiniz. O sessizliğe, derin sessizliğe ulaşır. Sonsuz
zekayla birleşir zihin ve o yapay zekadan çıkarız. O bizim o yaratıcı, o genius zekayla bağlantıda olmaya başlarız. Tabii bu bizim için gerçekten mutluluğun başlangıcı diyebilirim. Gerçekten. Gerçek sevincin, gerçek kolaylığın, sevincin, ihtişamın başlangıcıdır o mevcut olmak. Ve kendin olmanın adımıdır. Evet, biliyor musunuz ben kendin olma lafını, bakayım saate bu arada daha var, bir 10 dakika daha konuşabiliriz. 2000 yılında duymuştum kendin olmak kelimesini. Ve hiçbir şey anlamamıştım. Bu ne demek acaba dedim. Kendin olmak ne demek? Anlayamamıştım. O zaman da dedim ki çok vahim bir durumdayım. Demek ki ben kendim olmadıysam kim oldum acaba? Ne oldum? Babam mı oldum, anam mı oldum, toplum mu oldum, arkadaşım mı oldum, ne oldum ki ben kendim olmayı bilmiyorum. O benim için bayağı bir korkunç bir fark edişti. İyi akşamlar tatlım hepinize. Evet, o yüzden mevcut olmak çok değerli tabii ki arkadaşlar. Bugün mevcut olarak bağlantıda olacağız ve bu bizim için ne yaratacak merak ediyorum. Burada bir şey var, bakıyorum ne görebileceğim. Okey, tamam. Soru var mı? Peki, o zaman devam ediyorum. Biz kaynakla bağlantı yapıyoruz. 5 adımla yapıyoruz bunu, bilen var mı? Ve birinci adımda iç... Bir dakika, bir soru var galiba. Ha, kıtlık bilinci. Evet, teşekkür ederim. Kıtlık bilinci, tatlım. Yokluk bilinci. Bir dakika. Geri dargısın dişi versiyonu. Biliyor musunuz? Çok güzel bir şey. Bir versiyon, evet. Geri, kıtlık bilincine dönmeden önce salon kadınlarını okuyorduk geçenlerde, bayağı oldu. Orada diyor ki geri, bayanlar diyor ki, o bir çalışma biliyorsunuz. Teşekkürler o dişi versiyonu dediğine, alıp kabul ediyorum. Bayanlardan biri geriye diyor ki, geri biliyor musun ama sen erkeksin diyor. Ama sen erkeksin diyor geriye, neyse konu unuttum. Geri diyor ki bana yap, bu benim için yaptığın bir hakaret diyor. Ben erkek değilim. Ben sonsuz bir varlığım diyor. Evet arkadaşlar. Yakında, çok yakında bir sınıfım olacak bununla ilgili. Bu çok değerli. Hepimiz sonsuz varlığız. Dişi görünümdeyiz ya da erkek görünümdeyiz. Ama bir kadın erkek değiliz. Yani sadece sonsuz varlığız. Evet, tekrar kıtlık bilincine geri dönelim. Kıtlık bilincinde yoktur. Yoktur, yoktur. Çünkü o kadar katıdır ki o sizin için, o bakış açıları katıdır. Ve siz o katılığı gerçek yaparsınız. Mesela diyelim ki para. Parayla ilgili önümüzdeki hafta parayla ilgili her şey adlı bir yine bir hediye, bir zoom'um olacak. Sanırım onu Facebook'ta yapacağız. Diyelim ki para katı değil mi? Biz parayı görüyoruz 50 lira, 100 lira, 200 lira falan filan. Biz bunu katı görüyoruz. Ve o katı gördüğümüzde nedir olan? Onu enerji olarak göremeyiz. Enerji olarak göremediğimizde ya da algılamadığımızda o zaman olan şey yoktur ortada. İstemekle seçmek arasında unutmazsam onu da söylerim. Yoktur o sizin için. Çünkü katıdır ve para diyelim ki 3 tane var, 50 tane var, 100 tane var. Ama 1 milyon tane yok. Ya da 100 milyon tane yok paradan. O zaman ne yapıyoruz? Sayılı para var. Şimdi biz katılığı gerçek yaptığımız için, bunu gerçek yaptığımız için, yokluk bilincindeyiz ya da yokluk bilincinde olduğumuz için de katılığı gerçek yapıyoruz. Çünkü katıya bakıyoruz. Arkadaşlar, bilim bize diyor ki her şey enerji.
Eğer her şey enerji ise, o zaman para da bir enerji. Siz de bir enerjisiniz ve ben de bir enerji. O zaman parayla aramda bir fark var mı? Parayla aramda bir fark var mı? Yok. O da bir enerji, ben de bir enerji. Eğer bir şey katıysa onu uzaklaştırırsınız. Onu katı yapmanızın sebebi bakış açılarınız. Onun hakkında olan, bakış açılarınız. O bakış açıları o kadar katı oluyor ki böyle biz onu tutuyoruz. Ve o katılık bizi o şeyden, paraysa konumuz, paradan uzaklaştırıyor. Çünkü katı dediğimiz şey, diyelim şurada boşluk katılma var. Diyelim ki katı bu, değil mi? Oraya, para da burada diyelim. Ve ben o şeyle aramda bir bariyer oluşturuyorum, bir katılık. Ben parayla ilgili kaç tane bariyer oluşturuyorum ki o benden uzaklaşıyor? Ya enerji olsak, bu katılığı yok etsek, aramızda bir mesafe olur mu? Bir bariyer olur mu? Bir uzaklık olur mu? O benim içime girer mi? Doğal olarak evet. O zaman o ben fark etmez ki. Aynı şeyiz zaten. İşte o zaman bolluğu göreceğiz. Biz enerji olarak yaşadığımızda arkadaşlar, o zaman fark edeceğiz bolluk bilincini. Bu katılıkta yaşarsak eğer, bakış açılarımızla ya da yargılarımızla maalesef kıtlık bilincinde olacağız. Olay bu kadar basit. Yine saate bakıyorum, az kaldı. İstemekle seçim arasında farkı sordular. İstemek yoksulluktur arkadaşlar. Bu realitede bize bu öğretildi. Sanki içinde arzu varmış gibi. Ama yok. Yok olmayan bir şey istersiniz çünkü. Olan bir şey talep etmezsiniz. Olmayan bir şey talep eder. İstersiniz. Talep demeyeyim de buna. İsteriz böyle. Yani bunu istiyorum, bunu istiyorum. Para yoktur, para isteriz. İşte eş yoktur, eş isteriz. İlişki yoktur, ilişki isteriz. Ev yoktur, ev isteriz gibi. Hani bu yokluktan istemek gibi. Şimdi evrenin yargısı olmadığı için, evrende hiç yargı olmadığı için, sizin enerjiye göre bakıyor. Evrende her şey enerji. Yargı olursa katılık oluyor. Yargısız olduğunuzda enerji oluyoruz. İşte evren enerjiyle çalışıyor. Sizin isteme enerjiniz, yoksulluk enerjiniz ne getiriyor? Bir dakika, ne sordum? Beynimizde neyi netleştirelim ki seçebilelim? Beyni çöpe atalım lütfen. Bir katılık olmasın. Evet, verdiğimiz enerji evrenin bize vereceği enerji. Eğer istiyorsak evren bize neyi verecek? Yoksulluğu. Çünkü biz yoksulluktayız. Ben para istiyorum dediğimizde ben yoksulum, paradan yoksulum diyoruz. O zaman ne verecek evren bize? Yoksulluğu. Ya işte o açıdan biz gerçekten para istemiyorum diyelim. Para istemiyorum dediğimizde ben paradan yoksun değilim diyoruz. O açıdan biz istemek modunda değil, talebin şöyle bir varlık bilincinde, eğer siz var olduğunu bilirseniz onun, o zaman talep edersiniz. Buzdolabında ne yemeğin olduğunu bilirsiniz değil mi? Dersiniz ki ben şu yemeği talep ediyorum bunu. Ya da işte cebinizde para vardır, manava gidersiniz, şu talep ediyorum dersiniz. Bunu istersiniz. Yani o artık istemek değil. Taleptir. Alırsınız. Neden? Vardır çünkü orada sizin. Paranız da var. Orada da bir sürü meyve var. Bunun gibi arkadaşlar. Talep enerjisi varlık enerjisidir. Var olduğunun farkındalığındasınız. Bilincindesiniz. Ötekinde yoksunluktur. Alıp kabul etmek ne demektir? İzin vermek demektir. Alıp kabul etmek. İzin vermek. Yani onu sizin için üzücü şeylere de izin vermek demektir. Diyelim ki bir durum var ve siz ondan mutlu değilsiniz. Onun öyle olmasına da izin verirsiniz. Ortaya çıkmıştır çünkü o.
Ve ona izin verirsiniz. İzin verdiğinizde o değişmeye başlayacak. Gerçekten değişmeye başlayacak. Gerçekten izin verdiğinizde. Size izin vermeye davet ediyorum. Ya hayat bir şakaysa gelin. Orada yaşıyoruz. Biz bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Yaşıyoruz. Çünkü kafada karışıyor. Bu ne demek? İzin vermeyi nasıl yapacağım? Evet, yapma olayı değil bu. Olma. Ben sizi olmaya davet ediyorum. Bu kadar basit. Benim bütün hayatım boyunca olmakla kafayı çizmiştim çünkü. Ve olmak her şey. Olduğunuzda her şey olursunuz çünkü. Olmayı bildiğinizde. Biliyorsunuz, bilmediğiniz bir şey değil. Olarak alıp kabul ediyoruz tatlım. Mürvetciğim, olarak alıp kabul ediyoruz. Olmadan alıp kabul etmek olmaz. Biz bu realitede yaparak elde ediyoruz. O bize öğretildi. Olarak alıp kabul edebiliriz. İşin neşesinde nasıl talep edebiliriz? İşin neşesinde. Seçin arkadaşlar. İşle ilgili bütün bakış açılarınızı Pekal Potlay'ın eğer akses biliyorsanız, iş sizin için ne anlam ifade ediyor? İş nedir sizin için? İşle ilgili yargılarınız nedir? İptal edin Pekal Potlay'ın. Ve iş için, iş sizin için eğlence olsun. Evet. Bunu sorun. İşin neşesini sorun. Daha fazla eğlenceyi sorun. Sadece işte değil. Hayatımız eğlence olsun. Sadece iş değil. Eğer bizim hayatımız, işi siz yaratıyorsunuz. İş sizin için kaynak değil. Evet, bir sürü kaynak yaratırsınız ama sizsiniz kaynak. İşi eğlenceyle yapacak kaynak sizsiniz. Tabii şakadan sonra kaynakla bağlantı var. Eğer bağlantıda olursanız her şey zaten sizin için kolaylık, neşe, itişim olacak. Eğlence olacak arkadaşlar. Kaynak biziz. Lütfen bunu fark edin ve bunun kolaylığını talep edin. Ve işi eğlenceden yapın. Hayatınızı eğlenceyle yapın. Bunu seçin. Seçim yaratıyor çünkü. Hoponoponoyu bilmiyorum güzelim. Onun için onun hakkında bir şey bilemeyeceğim. Söyleyemeyeceğim. Ben Access'i biliyorum. Başka şeyler de biliyorum ama Access benim için çok harika bir teknik. Çok kolay. Evet, saat 9'u 3 geçmiş. Ne dersiniz? Ben bunun kaydını da alacağım. İçin bir 5 dakika önce bırakmam lazım. 10.30'dan önce bırakacağım. Hazır mıyız? Bağlantıya geçelim mi? Yapacağımız şey şu. Gözlerimizi kapatacağız. Ve burada kaynakla bağlantıda olan arkadaşlarımız var. Biliyorum, gördüm. Teşekkürler tüm katkılarınıza. Herkesin katkısına. Evlenme korkusu için ne yapabilirim? Lütfen Access'e gel ve Pekal Potla onu. Biliyor musun Access lütfen? Biliyorsan lütfen bu korkularınızı Pekal Potlayın arkadaşlar. Ve korku sizi daraltmak için vardır, gerçek değildir. Sonsuz bir varlık korkar mı? Hayır. Evet. Sizi sonsuz varlıktan alıkoymak için korku vardır. O yüzden korku gerçek değildir. Lütfen araçları kullanın. Eğer bilmiyorsanız da gelin. Çok güzel, muhteşem araçlarımız var. Evet, mevcut olmak en önemli araç bence. Evet, o zaman gözlerimizi kapatalım ve neden kapatıyoruz gözlerimizi? Çünkü dış bizi çekiyor. Orada, şurada, burada her şey var. Ve biz farkındalığımızı kendimize yöneltiyoruz. O yüzden gözlerimizi kapatalım ve biz kaynağa bağlanacağız ve sizlerdeki de tetikleyecek. Ve bu tüm dünyaya nasıl bir katkı olacak? Soruyorum. Bunun hediyesi nedir? Bunun katkısı nedir? Hem gezegene, hem sizlere, hem hepimize, tüm insanlığa. Hepsini içine alıyoruz. Hepsini içine alıyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Kocaman öpüyorum sizi. Katkılarınız için tekrar tekrar şükran duyuyorum. O zaman buradayız ve rahat bir şekilde oturalım ve gözlerimizi
sıkılmadım. Bir 15 dakika kadar.
hoşunuza gitti mi? Evet, bir 5 dakikaya kadar kapamam lazım videoyu. Soru var mı? Ben çok beğendim. Çok harikaydı. Nasıldınız? İyi miydi? Hiç çıkmak istemedim. Harikaydı. Evet, teşekkürler. Katkılarınıza teşekkürler. Başka neler mümkün? Evet. Tekrar kayıt yapacağım şimdi. O yüzden birazcık erken bırakıyorum ki kaydı kaçırmayalım. Yarın YouTube'da olacak bu. Evet. Buna daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Hepinizi kucaklıyorum. Hepinize kucaklıyorum. Her şey hayallerinizin de ötesinde olsun. Harika. Güzel geri bildirimleriniz için. Ben de teşekkür ediyorum tüm katkılarınıza. Tabii. Bakalım hayatlarınızda neler değişecek. Hiç beklenti yok. Sadece izin verin. Sadece keyfin çıkarın. Bu kadar. Eğlenin arkadaşlar. Ben de sizin varlığınızı şükran duyuyorum. İyi geceler. İyi geceler.